Herkese merhaba, ben Operatör Doktor Bora Özel. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah. bu kanala ilk defa denk geliyorsanız takip ederseniz ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Bugün size, bana ailelerden gelen çok sık bir soru cevaplamak istiyorum. Soru şu. Hocam, benim çocuğum ergenlik öncesinde cilt bakımı yapmalı mı? Siz tavsiye ediyor musunuz? Evet, tavsiye ediyorum. İşte bütün detaylar şu an videoda. Hadi başlayalım. Evet, ergenlik öncesi cilt bakımı yapılmalı. Neden yapılmalı? Çünkü ergenlik öncesi hormonlar aktif olmasa bile hem cilt bakım rutini oluşturulması, tıpkı diş fırçalamanın alıştırılması gibi cilt bakımında alıştırılması gerekmekte. Çünkü çevresel kirlilik mevcut. İşte nasıl elimizi her gün gidip yıkıyorsak ve deli gibi kir akıyorsa aynı kir yüzümüze de yapışıyor. Dolayısıyla yüzümüzü de temizlememiz gerekiyor. Ama o kadar çok fazla cilt bakım ürünü var ki doğru ürünü çocuklara seçmemiz lazım. Benim bahsettiğim yaşlar işte 10, 11, 12 yaş yani puberte öncesi cilt bakımı ile ilgili bir video bu. Şöyle ki aktif içerikli olmayan, temiz içerikli bir nemlendiricili ya da nemlendiricisiz bir yüz yıkama ürünü kullanılması lazım. Bu yüz yıkama jeli de olabilir, yüz yıkama köpüğü de olabilir. Ama dediğim gibi içerisinde salisilik asit gibi ya da işte aha bha asitler gibi yüksek konsantrasyonda asit içeren bir yüz temizleme ürünü istemiyoruz. Temiz içerikli ve herhangi bir asit olmayan bir yüz yıkama köpüğü. İkinci basamakta e, mutlaka nemlendirmek gerekiyor. E, bu dönemde bazen yavaş yavaş e, ergenliğe geçişle birlikte hormonal değişimler olmakta ve sivilcelenme olmakta. Dolayısıyla antikomedojenik ürünler tercih edilmeli. Genelde bu kişilerin ciltleri çok yağlı olmuyor ama tabii ki de herkesin ergenliğe geçiş yaşı birbirinden farklı olduğu için eğer yağlı bir ciltse yağlı ciltlere özel bir cilt bakım nemlendiricisi tercih edilmeli. Yine nemlendirici tercih edilirken basit içerikli ve temiz içerikli bir nemlendirici tercih edilmeli. Bunu tabii ki de doktorunuzu sorarak kullanabilirsiniz. E, yavaş yavaş sivilcelerin başladığı bir dönemdeysek, tek tük sivilceler çıkıyorsa... Tabii ki de bu sivilceler sosyal hayatı çocuklarımızı çok fazla etkilemekte. Ve bunun için işte minik salisilik asit içeren e, düşük konsantrasyondaki akne peçleri kullanılabilir. Ya da SOS kremler var. Sivilce çıkmaya başladığı anda sivilcenin üstüne sürüyorsunuz ve sivilce oluşumunu engelliyor. Böyle bir içerikte. de Kullanılabilir, herhangi bir zararı yoktur. Bunun dışında eğer çok ciddi bir sivilcelenme başlamışsa ergenlikle beraber mutlaka dermatolojiye gidip ilaç tedavisi ya da ilaç tedavisine benzer tedaviler şeklinde bir tedavi almanız gerekmekte. E, nasıl olsa geçer dememeniz lazım ve yağlı ciltleri de mutlaka nemlendirmemiz gerektiğini e, çocuklarımıza dahil buna unutmamız gerekiyor. Çocuklarımızda da güneş korucu kullanmamız gerekiyor. En sık problem çocuklar güneş korucuyu çok fazla sevmiyorlar. Gözlerine kaçabiliyor ya da işte terleyip terlediklerinde o değişik bir formata bürünebiliyor. O zaman da doğru güneş korucuyu seçmek lazım. Yine temiz içerikli, kimyasal olarak vücuda girmeyen ve endokrin sistemimizi etkilemeyen temiz içerikli güneş korucuları seçmemiz lazım ve tere dayanıklı ve suya dayanıklı olmaları gerekiyor. Çünkü bu dönemde çocukça çok fazla spor yapmakta, çok fazla terlemekte. Dolayısıyla tere dayanıklı bir güneş korucu olması en önemli özelliklerden bir tanesi. Ürün seçerken nelere dikkat ediyoruz? Bir kere endokrin sisteme geçmemesi gerekiyor. Parfüm içermemesi gerekiyor. Hipoalerjen olması lazım anti komedojenik olması gerekiyor ve asitli ürünler, retinol gibi C vitaminli gibi ürünleri tavsiye etmiyoruz. Tavsiye ettiğimiz ürünler daha çok niasinamid gibi, hyaluronik asit gibi, azelaik asit gibi daha basit ürünler olması gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istedim. Bazı alışkanlıkları da çocuklarımıza öğretmemiz lazım. İşte yastık kılıflarının 3 günde bir değiştirilmesi gibi asla nemli ve kullanılmış havlu kullanmamaları gerektiği gibi ya da başkalarının makyaj ürünlerini ya da cilt bakım ürünlerini asla kullanmamaları gerektiği gibi bilgileri de çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Makyaj konusunda bu yaşlarda maalesef düşmüş durumda. Eğer böyle bir durum varsa ve kızınız makyaj yapmak istiyorsa yine temiz içerikli özellikle oje gibi ya da dudak parlatıcısı gibi ...çok fazla cildini kapatmayan ürünleri de kullanabilirsiniz. Yani ojenin çok fazla zarar vermediğini biliyoruz. Dudak parlatıcıları da bu yaşlarda kullanılabilir. Hem nemlendirir hem böyle hafif bir ruj görünümü e, yaratabilir. Böyle minik şeylerle e, minik minik adım adım e, hani makyaj yapmadan da... ...o hevesi alması sağlanabilir. Son olarak da yani rutin çok basit. Temizliyoruz, nemlendiriyoruz ve güneşten koruyoruz ve ergenlik döneminde de düzenli ve sağlıklı bir cilt bakım rutini oluşturmasında da bu dönemden başlamış olmak ve teşvik etmiş oluyoruz. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili kalın.